Ben Sevilay bugün sizlere yumurta nasıl haşlanır onu göstereceğim. Kaynayan suyumun içine yumurtalarımı yavaşça bırakıyorum ki kırılmasınlar. Şöyle iki tane haşlayacağım. Kişi sayısına göre artırabilirsiniz. Kabuklarını kolay soymak için içine şöyle bir yarım çay kaşığı kadar karbonat ekleyeceğim. Şöyle karbonatlı suyu da kaşıkla karıştırıyorum yavaşça. Bu şekilde karbonat koyarsanız yumurtalarınızın kabukları kolay bir şekilde soyulur. Yumurtalarımın kabukları çatlamasın diye üzerine şöyle bir fiske tuz ekliyorum. Ve tam 12 dakika bekliyorum. Tam 12 dakika oldu. Ocağımın altını kapatıyorum. Bir kabın içine soğuk su koydum. Yine yumurtaların kabuklarının kolay soyulması için soğuk suyun içine atmamız gerekiyor. Hem kabuklarını kolay bir şekilde soymak için hem de elimizin yanmaması için şöyle bir dakika kadar soğuk suyun içinde bekletiyorum. Şimdi yumurtalarımın kabuklarını soyacağım. Şöyle yumurtamı alıyorum. Soğuk suda beklediği için hem de kolay bir şekilde yumurtabiliyorum. Şöyle yumurtamı kenarından soymaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi yumurtamın kabuğunu çok kolay bir şekilde soydum. Hiç zarar görmeden, dış yapısı hiç zarar görmeden çok kolay bir şekilde soydum. Çünkü karbonat ve tuz koydum. Şimdi aynı şekilde diğer yumurtamı da soyuyorum. Şöyle altındaki zarı ele geçirirseniz zaten bütün halde hepsi kalkıyor. Ben birazcık da kendim nazik davranıyorum. Aslında daha kolay bir şekilde soyulabilir şöyle. Şu şekilde gördüğünüz gibi hemen çıkıyor. Haşlanmış yumurtalarım hazır. Bugün sizlere haşlanmış katı yumurta nasıl yapılır onu gösterdim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.